Tarık. Ben de çok yoruldum. Böyle gizli saklı yaşamaktan. Evli olduğumuzu herkes öğrendiğinde bütün büyüklerimizden kurtulacağız. Senin yanında olmak o kadar güzel ki. Ben uyandırmak istememiştim. Yok. Dalmışım öyle ben işte. Seninle aynı çatı altında olmak o kadar huzur verici ki. Geç oldu, sen git istersen. Hiçbir yere gitmiyorum. Benim evim artık burası. Sen ne yapıyordun az evvel? Ben öyle yanına uzanacaktım. Ne yapıyorsun? Güzel karım, ne istiyorsa onu yapıyorum. Bu gece evimizde güzel karımla huzurla uyuyacağım. Merhabalar. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi vitrindeki gelinliği deneyecek. Bunun haricinde vitrinde olmayan özel tasarım gelinlikleriniz varsa onları da görelim. Tabii efendim, siz böyle oturun, ben getiriyorum. Tarık, ya bizi burada bir gören falan olmasın? Sen bunları düşünme, tamam mı? Bu mutlu günümüzün tadını çıkar. Yıllar sonra çocuklarımıza anlatacağımız çok güzel anı bunlar. Benim güzel sevgilim. Yıllarca bu gözlere bakabilirim. Yıllarca. Eriyip gidebilirim bu gözlerde. Pardon, gelinlik hazır. Buyurun.
kadar güzel olmuşsun ki. Çekmiş de bilmem neymiş. Hadi siz şuraya bak sen. Ben şimdi... Tarık. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz. Ah Sedef, bana bir uçak bileti alır mısın? İstanbul'a gideceğim. Tabii hocam, ne zamana? En erken ne zamana varsa. Peki. Artık kaybedecek bir dakikam da yok. Opel'in denen kızı bulacağım. Şans dile bana. Masumiyetini ispatlayabilmem için senin en çok bana inanman lazım. Kızım, seni bu saatte rahatsız ettim, kusura bakma. Şu şey var ya. Ya link işte. Ben tam olarak anlamadım ne istediğinizi. Kızım, şu Zeynep'in olduğu linki bana bir gönder. Tamam, bekliyorum. Bu cici kızımızın ismi Zeynep. Oğlumun asistanı olarak göreve başladı. Çok iyi bir hekim olacağını düşünüyorum gelecekte. Bir de özel durum var. Oğlumun sözlüsü. Ne kadar saf, masum görünüyordun halbuki. Ne güzel de aldatmışsın beni Zeynep. İnsan içine çıkacak yüz bırakmadım ben de. Rezil rüsva ettin beni. Of, of. Ben nasıl anlayamadım? Nasıl aldandım ya? Anne, birkaç bir şey hazırlayın. Anne? Anne, ne bu halin senin? Ağlıyor musun sen? Anne, bir şey söylesene. Baba. Ne olmuş babama? Baban konuşmuyor benimle. Ne demek konuşmuyor? Zeynep yüzünden çok kızgın bana. Eskort olduğunu sakladığım için konuşmuyor işte. Nerede şimdi babam? Yukarıda odada. Oğlum dur, gitme. Zaten kötü baba. Yok bırak anne, gidip konuşacağım. Bu benim meselem. Derdi neyse bana söyleyecek. Zeynep'i seven, ona aşık olan benim. Emre. Oğlum gitme yanına. Emre. Zeynep, sen otur kızım. Ben sofrayı toplayayım. Şöyle güzel bir çay demleyeyim.
Çikolatalı kek de yaptım kızıma. Karşılıklı anne kız oturup dertleşelim olmaz mı? Annem ben bugün çok yoruldum da. Yatsam uyusam sana ayıp olur mu? Yok yavrum, niye ayıp olsun? Sen yeter ki dinle. O güzel gözlerin yeniden gülsün yeter. Ben başka ne isterim ki? Canım kızım benim. Düşünme. Silip atman lazım Emre'yi kafandan. Yoksa sonunda üzülen yine sen olacaksın. Baba, ne yaptın annemi? Emre lütfen. Ne oluyor böyle? Önce bir yere nasıl girileceğini öğreneceksin. Ondan sonra bana hesap soracaksın. Baba ne oluyor Emre, dedim. Emre dur. Kendisine sor söylesin. Ben sana soruyorum. Ben annemi hiç böyle görmedim. Ne yaptın da bu kadıncağız bu hale geldi? Emre, ben senin baban. Doğru düzgün konuş benimle. Şuna bak, yaptıkları yetmiyormuş gibi karşıma geçmiş bir de hesap soruyor bana. Cengiz, Emre öyle söylemek istemedi. Lütfen sakin ol. Sonra kötü olacaksın lütfen. Sen sus. Senin sesini bile duymak istemiyorum. Şimdi çık dışarı. Baba ne yapıyorsun ya? Kadıncağız nerede? Nasıl böyle davranırsın? Ailen şimdi mi aklına geldi? Sen ailesini düşünen bir evlat olsaydın o rezil kızı bizim ailemize sokmaya çalışmazdın. Baba hiçbir şey bilmiyorsun. Zeynep öyle biri değil. Evet bilmiyorum. Bilseydim bu rezilliği yaşamazdık zaten. Annenle bir olup bana yalan söyledi. O kızı yanında getirip evleneceğim diye tanıştırdın benimle. Onu hastanede işe aldım. Gelinim diye tanıştırdım o eskort kızı herkese. Baba. Kes. Ondan daha ötesi yok. El aleme maskara oldum ben. Onurumu şerefimi ayaklar altına aldın. Keşke beni vursaydın. Öldürseydin de bu utancı yaşamak zorunda kalmasaydım ben. Sen benim gururumdun Emre. Sen neden sakladın bunu ha? Neden? Baba hiçbir şey göründüğü gibi değil. Zeynep tertemiz, masum bir kız. Ona iftira attılar. Hepsi birer yalan. Bu kız senin gözünü boyamış. Ama tabii onun mesleği bu. Daha başka ne beklenir ki? Gel buraya. Ne bu? Bu kız eskort değilse ne bu? Bana bunu açıkla. Açıkla bana bunu. Açıkla! Baba çok büyük bir hata yapıyorsun. Bunların hepsi bir yalan, bir iftira. Biri Zeynep'le beni ayırmak için oyun oynadı. Kim ne oyun oynayacak Emre, saçmalama. Kimin umurunda o kız? Millet işini gücünü bırakacak da o Zeynep denen kızın arkasından iş mi çevirecek ha? Bak aşk senin gözünü kör etmiş, aptallaştırmış. Sen bu yalanlara inanabilirsin ama her şey ayan beyan ortada. O kız bir... Baba yalan diyorum. Ben bu işi yakında çözeceğim. Zeynep'in masumiyetini delilleriyle ortaya çıkaracağım. İşte o gün geldiğinde sen bu söylediklerin için pişmanlık duyacaksın. Ne Zeynep'in ne de benim yüzüme bakabileceksin. Benim pişmanlık duyduğum tek şey var. O da size fazlasıyla güvenmiş olmam. Ben kalp spazmı geçirdim Emre. Senin haberin var mı? Ne zaman baba? Niye annem bir şey söylemedi bana? İşte kız senin gözünü böyle kör etmiş. Ben hastalanıyorum, senin haberin bile yok. Evinden bu kadar uzak ve soğuksun. Ben ölsem haberin bile olmayacak. Öyle deme baba. Hadi gel bir hastaneye gidelim. Gerek yok. Gereken yapıldı. Ama sen bir şey yapmak, beni kahrımdan öldürmek istemiyorsan o Ardan Haya'dan habersiz kızdan uzak duracaksın Emre. Baba, kaç kere söyledim yine söylüyorum. O kız görüp görebileceğin en masum kız. Eminim öyledir. Emin. Masum bir kıza iftira atıldı. Oğlunun mutluluğuna gölge düşürüldü. Zeynep'e atılan bu iftirayı görmezden mi geleceksin baba? Son sözün bu mu? Ben göreceğimi gördüm, duyacağımı duydum. O kızı bir daha görmeyeceksin. Son sözüm bu Emre. Ben Zeynep'ten vazgeçmeyeceğim.
Ucunda ölüm bile olsa vazgeçmeyeceğim. Benim de son sözüm bu. Beş para etmez bir kız için. Babanı yok mu sayıyorsun? Senin gibi bir evlat yetiştirdiğim için. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Emre oğlum nereye? Oğlum, öldürecek misin sen beni endişeden? Nereye gidiyorsun? Bir cevap ver. Arzu, Emre ne oluyor? Emre gidiyor abla. Emre gidiyor. Oğlum, bir dur. Bak, bir dinle beni. Dinleyecek bir şey yok anne. Babama söyledim, sizlere de söylüyorum. Zeynep masumdur. Ama anlamak istemediniz. Madem öyle, ben de delilleriyle anlatırım size bunu. Zeynep'in masumluğunu kanıtlamaya gidiyorum. Emre! Emre gitme! Oğlum! Anneciğim. Sen beni niye uyandırmadın? Öğlen olmuş neredeyse. Ölü gibi yatmışım. Ben çıkıyorum. Fatura falan yatıracağım. Çayın altını yeni kapattım. Börek de var fırında. Sen güzelce dinlen, tamam mı? Anneciğim ben zaten sabah uyanır uyanmaz bir şey yiyemem. Ben de seninle gelsem. Ne gerek var kızım? Boş yere yorulacaksın. Ben bir koşu gider gelirim, tamam mı? Hadi sen güzelce dinle. Ben teşekkür ederim. Zeynep. Bir şey mi unuttun? Hayır. Sadece seni özledim. Yanından ayrılalı 10 saniye falan oldu. Farkındasın herhalde. Ne yapayım? Senden bir dakika bile ayrı kalmak istemiyorum. İçeri gel diyeceğim ama. Anneme durumu nasıl açıklarız? Bilemiyorum. Yo, aman aman. Sakın kalsın. Hadi gel biz birlikte bir şeyler yapalım. Ne? Ne yapayım? Sana doyamıyorum. Hem daha saat erken. Birlikte vakit geçirebiliriz. Zaten gecem sen yokken işkence gibi geçecek. Seni düşüneceğim. Özleyeceğim. Ama göremeyeceğim. Hadi gel birlikte vakit geçirelim. Ama ben sınava çalışacaktım. Ben seni sınava çalıştırırım. En kıymetli notlarımı veririm sana, söz. Hadi. Delisin sen. Sen delirttin beni. Hem özlemektense deli olmak daha iyidir. Bana görüşürüz demeye başladığında özlüyordum seni. Sensiz geçirdiğim bir gün bile azaptı. Şimdi şu halimize bak. Aylardır iki yabancı gibiyiz. Aylardır yasaksın bana. Sen yanımdayken sana uzanamamak. Şu kalbim senin için atarken... Senden uzak kalmak o kadar zor ki. Of Emre, of. Çok özlüyorum işte seni. Emre? Emre? Emre, kardeşim iyi misin? Mesut. Of. Ya ben de sana bir hastayı soracaktım ama sana ne oldu? Sen dün gece burada mı kaldın? Burada uyudum ya. Sabah erkenden bir işim vardı.
Ben de... Abi ne sabah erken, neredeyse öğlen olacak. Ne? Saat kaç? Ya uçağa yetişmem. Emre nereye? Abi ne uçağı ya?